Selamun aleyküm değerli izleyenler. Okur Muyuz programıyla karşınızdayız. Bu haftaki yayın konuğumuz Ensar Vakfı Genel Müdürü Sayın Hüseyin Kader Beyefendi. Aynı zamanda kendisinin yayıncı geçmişi de var. Bu minvalde onu konuk ettik. Kitap üzerine hoş bir sohbet olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bizi bugün Rehber TV'de konuk ettiğiniz için, böyle güzel bir program yaptığınız için ben sizlere ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum ve kalbi muhabbetlerimi ve ayrıca bizi izleyenlere de şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ensar Vakfı merkezinde bizi ağırladıkları için, bize ikramlarda bulundukları için. Hüseyin Bey, şimdi biz kitap üzerine sohbet edeceğiz. Neden kitap okumuyoruz ya da kitap okursak neler elde ederiz? Onu izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle kendinizi ve yayın evinizi, aynı zamanda Ensar Vakfı'nı kısaca tanıtır mısınız izleyicilerimize? Evet, Hüseyin Kader ben. Ensar Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Karabük Safranbolu'yum. İlahiyat mezunuyum, İmam Hatip mezunuyum, hafızım. Daha önceki dönemlerde İlahiyat Fakültesi'nde yayın müdürlüğü görevinde bulundum. Buraya Ensar Yayın Grubu'na, Ensar Neşriyat'a yayın müdürü olarak geldim. Burada belli bir zaman diliminde hizmet ettikten sonra Ensar Vakfı Genel Müdürlüğü görevi de uhdemize verildi. Şu anda 13 yıldır Ensar Vakfı'nda çalışıyorum. Bu hizmetleri ifa etmeye çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Allah yardımcınız olsun. Amin. Allah razı olsun. Zor bir kurumda ve zor bir işte. Evet. Sorumluluğu yüksek bir şey. Yani. Allah razı olsun. Ensar Vakfı özellikle İmam Hatip camiasının bir vakfıdır. Din eğitimi ve din öğretimi konusunda çalışma yürüten bir vakıftır. 1979 yılında büyüklerimiz tarafından kurulmuş. O günden bugüne 36 yıllık süreçte hayır hizmetinde görev yapmaktadır. Birçok öğrencimize burslarla, yemek hizmetleriyle, yurt ve barınmayla beraber birçok hayır faaliyetleri de bünyesinde barındırmıştır. Son dönemlerde yoğun bir şekilde farklı alanlarda da hizmet etmektedir. Ensar Yayın Grubu da bunlardan bir tanesidir. 1980'li yıllarda Ensar Yayın Grubu kurulmuştur. Yaklaşık 35 yıldır da yayıncılık faaliyeti bulunmaktadır. Şu anda bünyesinde 9 tane ayrı yayın evi vardır. Ensar bunlardan bir tanesidir. Değerler Eğitim Merkezi yayınları vardır. Vefa yayınları vardır. Gülhane vardır. Değerler Eğitim Dergisi vardır. Yine bununla beraber İstanbul Tasarruf Merkezi yayınları vardır. İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın İSAB yayınları vardır, İSAR yayınları vardır. Buna benzer 9 tane farklı alanlarda hizmetler yürütüyoruz. Şu anda 700'e yakın yayınladığımız eser vardır. Dini, ilmi, ahlaki ve edebi anlamda birçok hizmetleri şu anda yapıyoruz. Son dönemlerde de daha farklı alanlarda da hizmetler yürütüyoruz. Tabii Türkiye'mizde okuma noktasında zaman zaman sıkıntının olduğu herkesçe malum. Şimdi okumaya geçmeden önce ben hemen sorumu yönelteyim size. Şimdi Türkiye'de istatistiklere göre söylüyoruz bunu tabii. Okuma oranının az olduğu söyleniyor. Nasıl az peki? Gelişmiş ülkelere göre az okuyoruz. Hani son sıralarda yer alıyoruz diyebiliriz. Şimdi öncelikle hakikaten siz buna katılıyor musunuz? Gerçekten de az mı okuyoruz? Ve bunun sebepleri nelerdir? Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu tabii öncelikle Avrupa Birliği ülkeleri esas alınıyor. Bir de Japonya örneği var. Örnek olarak verebiliriz bunları. Bu ülkelerde tabii okuma oranları ciddi anlamda ön sıralarda yer alıyor. Bizde kitap bir ihtiyaç mıdır meselesinden ortaya çıkıyor. Tabii ihtiyaç kalemi midir değil midir? Buna baktığımız zaman bunun çok ciddi anlamda geri planda kaldığını görüyoruz. Türkiye'de kitap şu anda bir ihtiyaç değil. Zaten i̇htiyaç bu yönde sözünüzü bölüyorum, hakkınızı verin. Bu yönde anketler de vardı. Aslında ben programa hazırlanmadan önce bu anketleri izleyicilerimizle paylaşmak istiyordum ama anketler hakikaten iş karartıcı anketlerdi. Yani ihtiyaç, kitap ihtiyaç listesinde hani mesela 50 tane ihtiyacınız varsa bunun 47.si, 46.si o kadar gerilerde bir şey olduğu için hani ihtiyaç duyulmadığı için de dolayısıyla az okunuyor. Buyurun. Aslında Türkiye'de şu anda 18 milyon öğrenci var. 18 milyon öğrenci şu anda Türkiye'nin genç nüfusu itibariyle çok ciddi bir rakamıdır.
Bunun üzerine siz üniversitedeki okuyan öğrencileri koyarsanız, bir de açık öğretimdeki, açık lisedeki çocukları koyarsanız daha farklı rakamlar ortaya çıkacak. Türkiye genç bir nesille, genç bir kuşakla karşı karşıya ve oranlara baktığınız zaman bu oranları karşılamıyor aslında. Türkiye'de şu anda zorunlu bir okuma vardır. Nasıl? Okullarda, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda ders kitapları, eğitim kitapları adıyla baktığımız zaman ciddi anlamda bir okuma var aslında. Yani bu okullarda okutulan ders kitapları bağlamında söylüyorum bunu. Evet. Sonuçta 18 milyon öğrencimiz bir şeyler okuyor. Ama Türkiye'deki okuma bunun dışında tutuluyor. Yani bu okul dışı veya ders dışı diyebileceğimiz diğer zaman dilimlerinde yapılacak olan okumalar, bir okuma grubuyla yapılan okumalar, aileyle beraber yapılan okumalar, bir ilmi halka ile yapılan okumalar gibi bunu çeşitlendirebiliriz. Derneklerde, vakıflarda veya bir takım sosyal ve kültürel merkezlerde yapılan okumalar olarak bunu çeşitlendirebiliriz. Bu okumalarda çok ciddi bir zafiyet var. Normalde baktığınız zaman aslında okuma var. Yok yani, değil. Öğrencilik bakımından. Öğrencilik yani bakımında okuma var. Çok. Ama siz, yani bu okulların yani kitap sevdirmeye yönelik en önemli kurumlardan bir tanesi bugün baktığınız zaman okullardır değil mi? Birincisi evet, ailedir, ikincisi okuldur. Evet. Bu okulların yeterliliği tartışılabilir mi? Yani ne kadar yeterlidir tartışırsak ne kadar şimdi yeterlidir? Şimdi okullarda tabii okuma yeterli değil. Çünkü yıllardır bakanlığın sisteminde çocuklarımızın eğitim ve öğretim noktasındaki taşınacağı nokta genelde hep imtihan odaklı oldu bugüne kadar. Yani son dönemlerde de bu TEOG'la ve LYS ve YGS ile beraber şekillendi. Çocuklarımız biraz bu konuda istikbale matuf anlamda çalışma yapıyorlar. Yani biraz daha gelecek endişesi taşıdıklarından dolayı okumalar hep bunun üzerine. Bunun haricinde olan sosyal ve kültürel etkinliklerle diyebileceğimiz bir takım kaynaklarla ilgili okumalar yok. Daha önce bilirsiniz Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir 100 temel eser de yayınlamıştı. Bunlarla ilgili okumalar yapılıp özetler istenip ona göre işte bir takım derslerden ek puanlar konulmuştu ama bunun da bir anlamda farklı bir hani noktaya zorlamayla taşınması oldu. Evet. Tabii biz bunu nasıl şekillendirebiliriz? Biz bu okumaları nasıl artırabiliriz? Bu biraz aslında aileden kaynaklanan bir şeydir. Aile evet. Eğer ki zaten içinde, sayarken de aileyi birinci evet, kategori okuma yapıyor. Birinci sırada. Eğer, bu noktada bir düşüncesi varsa ve belli bir saat ayırmışsa, bu günlük olur, iki günde bir olur, haftalık olur, aylık olur. Artık o ailenin kendi zaman planlamasına dayalı olan bir çalışmadır. Böyle bir şey yaparsa buradan aslında bir verim ortaya çıkabiliyor. Bir de okuma aslında bir anlamda alışkanlıktır. Bu okuma alışkanlığının çocukluktan itibaren kazandırılması gerekiyor. Eğer siz evinizde bir şeyler okuyor iseniz veya bu konuda bir düşünceniz varsa aile bireyleri olarak çocuğunuzun da bu okuma alışkanlığını kazanması mümkündür. Akabinde bunun okulla ve diğer sosyal ortamlarla desteklenmesi gerekiyor. Sosyal ortamlarla desteklenmesinden amaç nedir? Gittiği herhangi bir kuruluşta, bir dernekte, bir vakıfta veya kendi akran grubu içerisinde belli bir noktada kitapların okunup bitirilmesi meselesidir. Böyle bir çalışma içerisine girerse çocuklarımız yıl içerisinde birçok kitabı okuma seferberliğine başlamış olacaklardır. Bu konuda tabii duyarlılığın ön plana çıkması gerekiyor. Bu duyarlılık şu anda Türkiye'mizde tam anlamıyla oturmuş ve yerleşmiş değil. Çünkü biz dinimizin ve Kur'an'ın ilk kitabı oku diye başlayan ve ama okumama kültürünü kendimize yerleştirmiş olan bir toplumuz. Maalesef böyle biraz bir sıkıntımız var. Özden kopmak değil midir? Yani şu an hani tarihimize de baktığımız zaman hem dinimizin tarihinde hem de kültürümüze baktığımız zaman hani nesep itibariyle milliyet olarak kültürümüze baktığımız zaman hani okuyan bir toplumduk ve şimdi okumayı bırakmışız ve Batı'nın kültürüyle kültürlenmişiz. Bunun bir etkisi var mı sizce? Şimdi bu aslında bir kırılmadır. Yani bu Cumhuriyet döneminde yaşanan kırılmanın neticesi olarak insanlarımız biraz kitaptan uzak kaldılar. Türkiye çok sıkıntılı ve zorlu ve yoğun süreçlerden geçti. Kitap okuyan insanlara karşı çok ciddi anlamda tahkikatlar yürütüldü biliyorsunuz. Hepinizin malumudur. Cumhuriyet dönemi sonrasını yakın tarihimizi gençlerimiz okuduğu zaman buna bizzat şahitlik edeceklerdir. Evlerde kitap okuyanlar, kitap bulunduranlar, kitapla haşır neşir olanlar, onu bırakın yani Kur'an okumanın bile yasak olduğu devirlerden geliyor bu ülke. Bu yaşanan süreçler insanlarımız üzerinde çok ciddi noktada bir
endişeye sebep oldu. Ve insanlarımız bu işten uzaklaştılar. Bu tabii kültür kolay oluşmadı. Yani bu kitaba karşı olan zayıflık ve zafiyetler belli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Biz şimdi bunu çözmeye çalışıyoruz. Tabii geçmişte kitabımız çok azdı. Çok az kitabımız vardı. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum, daha önceki dönemlerde baktığım zaman insanlar kitap okumak için birbirlerinden ödünç kitap alışverişi yaparlardı. Ve bazen o kitapları saklamak zorunda kalırlardı. Ben kendi ailemden de biliyorum mesela, benim babamın da sakladığı birçok yasaklı yayın diye bilinen kitaplar vardı. Samanlıklarda sakladığı kitaplar vardı. Biz onları yıllar sonra çıkardık mesela. Niye? Bu aslında kitaba karşı olan bir muhabbetin neticesi olarak ortaya çıkmıştı. Hatta bu konuda tahkikat da yapılıp ceza da almıştır. Şimdi Türkiye bunları yaşayınca yeni yetişen ikinci ve üçüncü nesil gençlerimiz buradan uzaklaşmaya başladılar. Tabii o dönemlerde kitap yoktu, okuyan insan çok vardı, meraklı olan insanlar vardı. Çünkü bağın kopmaması gerekiyor idi. Türkiye'de tabii bu son dönemlere kadar bu sıkıntılar aşılmak için çaba sarf edildi. Sözünüzü böleceğim, kusura bakmayın. Şimdi hani geçmişten günümüze baktığımız zaman sizin yayıncılık geçmişiniz de var. Aynı zamanda iyi bir okurdunuz da lise dönemlerinizde, belki üniversite dönemlerinizde. Okuyucu profilindeki değişim var mı? Böyle bir değişim var mı? Varsa hani olumlu yönde mi değişti okuyucu kitlesi, yoksa olumsuz yönde mi değişti? Hani bilinç konusunda. Bu tabii yöresel ve bölgesel şartlara bağlı olarak değişkenlik arz edebilir. Belli bir yörede ve belli bir bölgede insanlar kitaba karşı muhabbetleri varsa, ilgi duyuyorlarsa, oradaki gençlerin de buna ilgi duymaması mümkün değildir. Şöyle ki, orada mesela yaptığımız bir yarışma, bir etkinlik, bir faaliyet insanları kitaba karşı yönlendirir. Bu gençler üzerinde de ciddi anlamda bir etki meydana getirebilir. Veya bulunduğunuz yörede bir medrese veya bir kültür merkezi veya bir vakıf veya bir dernek kuruluşunun yapmış olduğu aktiviteler ve çalışmalar da, ilmi anlamda söylüyorum, bölgedeki insanlar üzerinde yoğun bir çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bizim biraz bu alanlarda faaliyet icra etmemiz lazım. Şimdi bu okuma konusunda gerek aile fertlerinin, gerek bizim eğitimcilerimizin, gerek ilim ehli insanlarımızın, gerek ulemamızın ve gerekse ki aydın ve mütefekkir diye ifade ettiğimiz ve bu konuda emek vermiş insanlarımızın sahada beraberce birlikte çalışma yürütmesi şarttır. Biz şunu diyerek bundan sıyrılamayız. Evet, bizim toplumumuz okumuyor, okumayan bir toplum. Kitaba karşı çok ilgi ve alakası yok ama işte bunun içinde şunlar yapılmalı veya şu şekilde bir yol izlenmeli diye beraberinde bir çalışmanın ortaya çıkması gerekiyor. Biz bu okumama hastalığını nasıl gidermeliyiz veya bu okumaları nasıl sağlamalıyız? Bunun üzerine bir fikir yürütmeliyiz. Evet, sorunu kabul etmeliyiz. Evet. Ve sorunu kabul etmekle kalmıyor. Buna bir çözüm de bulmamız gerekiyor ki bu sorunu ortadan kaldıralım, değil mi? Evet. Peki bir sorum daha olacak size. Medya. Medya çok gündemi elde tutan bir şey. Aynı zamanda insanlara etki eden bir kuruluş, yani medya kuruluşları insanlara etki ediyor, toplumu yönlendiriyor. Aynı zamanda medyanın okuyucu üzerindeki etkisini merak ediyorum. Sizce medya okuyucu üzerinde olumlu bir etki mi bırakıyor, yoksa olumsuz bir etki ve kitap okumaktan alımı koyuyor medya? Şimdi medya tabii toplum üzerinde çok etkili. Belli saatlerde insanlarımız aile bireyleriyle beraber televizyon izliyorlar. Bu beraber izlemelerde ortaya çıkan netice, orada görmüş oldukları görsel fragmanlar ve görsel hareketlilikler insanların zihnine ve bilinçaltına itiliyor. Bu çocuk içinde, genç içinde, orta yaş grubu ve yaşlı insan içinde böyle. Çünkü biz aslında görselliğe çok fazla kendimizi şu anda kanalize etmiş durumdayız. Medyanın olumsuz noktada insanlarımız etkisi şudur. Daha farklı, bizim düşünce ve duygu dünyamızdan uzaklaştıracak bir takım diziler, bir takım filmler, bir takım yapılar ortaya çıktığı an itibariyle biz aslında bundan kendimizi uzaklaştırıyoruz demektir. Bunu olumlu yöne nasıl aktarabilirsiniz? Şu anda Türkiye'de birçok televizyon kanallarında prime time diye ifade edilen zaman diliminde önemli diziler oynuyor. Genelde diziler. Evet, diziler oynuyor. Ve bu dizilerde çok ciddi anlamda bazen subliminal mesajlar da verilebiliyor. Bazen de
üstü açık mesajlar verilebiliyor. Ya artık subliminal eskiden revaçtaydı ama şimdi ona ihtiyaç duymuyor çoğu televizyon, çoğu diziler. Direkt açıktan mesajlarını evet, da iletebiliyor. Ahlaki anlamda da dejenerasyon noktasında çok ciddi zafiyetler ortaya çıkıyor. Yani dine, İslam'a, Kur'an'a, sünnete mugayyir birçok hal ve hareketlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ne kadar bunlarla siz mücadele edebilirsiniz, ne kadar bunlarla uğraşabilirsiniz, duyarlılığınızı ne kadar üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Ya bu dizileri seyretmeyeceksiniz veya o esnada başka bir faaliyet icra edeceksiniz. Daha iyisini yapacaksınız. Şimdi medya bu anlamda olumlu olarak nasıl kanalize edilebilir? Siz bir televizyon izleyicisisiniz eğer ve orada sevdiğiniz bir takım insanlar varsa, o dizi karakterini oynayan aktör veya bunu yapan yapımcı veya senarist o esnada o kişinin eline bir kitap tutuşturmuş olsa ve o kitabı açıp okuttursa veya oradan birkaç pasaj okusa, kitabın kapağını daha göstermiş olsa toplumda şöyle bir etki meydana getirebiliyor. Anında, ertesi günü veya bir sonraki zaman diliminde o kitabın insanlar tarafından kabul gördüğünü ve insanların akın akın o kitabı aldığını ve o kitabın yüzlerce baskı yaptığını da şahit olabiliyorsunuz. Bu bir yönlendirmedir aslında. Şimdi biz bu şekilde mi bir şey yapmalıyız? Bu doğru olan mıdır? Bunu da tartışmalıyız. Şimdi bu bir reklamdır. Açık reklamdır veya kapalı reklamdır. Bunu tabii RTÜK de çok fazla onaylamıyor. Bazen televizyonlarda, altyapılarda evet. görürüz, altyazılarda görürüz. İşte reklam yapılmaktadır diye, ürün yerleştirme kullanılmaktadır diye ifade ediliyor. Şimdi kitabın isminin görülmesi bile bir anlamda reklama girdiği için bunlara da çok fazla itibar edilmiyor şu anda. Ama bizim kendi televizyon kanallarımızda veya kendimizi bulduğumuz bir takım önemli programlarda bu ve buna benzer bir takım faaliyetler icra edilmiş olsa, bizim kendi kültür ve yapı taşlarımızdan ilim ehli, hocalarımız, alimlerimiz, ulemalarımız bu konuda tartışmalar yapmış olsalar ve okumalar gerçekleştirmiş olsalar, anlamda bir toplumun kanalize edilmesi söz konusu olacağını biz düşünüyoruz. Tabii bu işin bir parçası. Ama buraya gelinceye kadar da kademeli ve sistematik olarak bir çalışma yapmak durumundayız. Yani bizim belli yaş gruplarına dayalı olarak çocuklarımıza ve gençlerimize okutacağımız eserler olmalı. Evet. Bu tabii bulunduğunuz yaşam alanıyla biraz orantılı bir çalışma. Evet. Ben son dönemlerde gençliğimizin biraz bu konularda duyarlı olduğunu görüyorum. Anadolu'daki ziyaretlerimizde, yaptığımız programlarda bir takım okumalara şahit oluyoruz. Bazen bu sabah namazından sonra oluyor, bazen yatsı namazından sonra oluyor, bazen akşamla yatsı arasında oluyor veya haftalık oluyor veya bir takım dönem tatillerinde 8-10 arkadaşımızın, 15 arkadaşımızın bir araya gelip okumalar yaptığını da görebiliyoruz. Ve bazı yazarlarımızın da, bazı akademik veya ilmi anlamda çalışma yapan hocalarımızın eserlerinde zaman zaman gençlerimiz tarafından bir takım okumalarla tahkik edildiğini de görebiliyoruz. Bu sevindirici bir gelişme. Tabii bunun birden oluşmasını beklemiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var ve gayrete ihtiyacımız var. Ve bu konuda da sabırlı olmak gerektiğini biz düşünüyoruz. Zira daha önceki yıllara baktığımız zaman yayıncılık anlamında çok fazla faaliyet yoktu. Ama bugün şu anda onlarca yayın evimiz var ve yüzlerce ve belki de binlerce çeşit kitaba da ulaşabiliyoruz. YAYFET verilerine baktığımız zaman da çok ciddi oranlarda bandroller alındığını görebiliyoruz. Yani okul kitapları haricinde. Peki kitabın artması, yani kitap, evet çok kitap basılıyor, çok yayın evi var. Bu eşittir, çok kaliteli kitaplar var, çok kaliteli yayın evleri var anlamına geliyor mu? Ya da çok basıldıkça size kalitenin düştüğünü düşünüyor musunuz? Şimdi tabii bu okullarımızın, üniversitelerimizin, şu anda her ilde bir üniversitemiz var biliyorsunuz. Akademik camianın genişlemiş olması, kolay ve ulaşabilirlik noktasında birçok şeyin sahada yayılmış olması ve birçok insanımızın artık bu noktada üretime dayalı olarak bir çalışmayı beraberinde getirdi. Hal böyle olunca akademik anlamda çalışma yapan insanlarımız da bu eserlerini yayınlamak durumundalar. Evet. Birçok soyut anlamda, spesifik konularla alakalı çalışma başladı artık. Ve sahasındaki uzman insanlar da yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle bu alanlarda çalışıyorlar. Tabii üniversitede eğer akademisyen olacaksanız bunun bir piyasaya çıkması gerekiyor, bir arzı gerekiyor evet. insanlarımıza ve kütüphaneye girmesi gerekiyor, raflarda yayınlanması gerekiyor. Bu tabii biraz arz talep dengesi alakalı bir şey. Yani bu kadar çok kitap basılıyor da hepsi okunuyor anlamını taşımaz. Kesinlikle. Bazen bir kitap bir baskı yapar,
yerinde kalır. 1000 tane basarsanız, o 1000 tane bastığınız kitap belki yıllarca hiç satmayabilir. Aynen. Kabul de görmeyebilir. Ama bazen bir şey olur, zaman zaman bizler de yaşıyoruz. Birisi onun hakkında bir yorum yapar veya köşesinde bir yazı yazar veya bir hoca onunla alakalı o kitaptan bir yeri öğrencilerine aktarır. Bir bakarsınız o kitap alıp yürür. Bazen 2 baskı, 3 baskı yapar, bazen 5 baskı, bazen 10 baskı yapan da olur. Bu tabii biraz ortama göre şekillenmeyle alakalı bir konu. Ve o konuyla alakalı birilerinin üzerinde çalışma yapmasıyla orantılı olarak gidiyor. Ve o çerçevede de kitabın okunması artabiliyor. Ben şimdi, süremiz de azalıyor. Kısaca bir teknolojideki gelişmelerin yayın evlerine ve okuyucular üzerindeki etkisinden bahsedecek olursak araya gideceğiz. Çok fazla. Tabii şu anda bir taraftan da e-kitap meselesi var, dijital platformlar var, şu anda akıllı telefonlar var, şu anda bununla beraber sadece televizyon değil, iPad'ler de var, şu anda bunlar da çıktı. Ciddi anlamda bunlar insanlarımızı, özellikle sosyal medya diye ifade ettiğim bir takım organlar da insanlarını çok fazla meşgul ediyor. Bu meşguliyet neticesi insanlarımız kitaba karşı bir duyarsızlık meydana gelmesine sebep oluyor. Şimdi sosyal medyaya baktığınız zaman aslında kitabi anlamda bazı bilgileri siz oradan da alıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorsunuz. Teyit etme ve check etme şansınız yok. Ama birçok şeyi, bilgiyi tüketiyorsunuz orada. Aslında o bilgi hiçbir şekilde kalıcı değil. Sadece okuyup geçiyorsunuz. Zihinlerde yer almıyor. Tabii kitap anlamında da şu anda sektör noktasında da ciddi bir sıkıntıya sebep oldu bu. Bir anlamda insanları okumaktan uzaklaştıran bir sistem haline geldi. Çünkü oradaki zaman kaybı o kadar çok fazla ki insanlar zamanlarını orada değerlendiriyorlar. Hatta yemek yemeyi bile unutuyorlar şu anda. Aynen. Yemekten uzak kalıyorlar, aileden uzak kalıyorlar, sosyal hayattan uzak kalıyorlar. Birçok şeyden mahrumiyetiyle beraberinde kitaptan da mahrum oluyorlar bir anlamda. Bu tabii biraz iradi anlamda bir eğitimdir. Yani siz eğer kendi kendinize bir karar verirseniz, ben günde 10 sayfa kitap okuyacağım veya 20 sayfa kitap okumadan uyumayacağım veya şu bahsi bitirmeden günümü tamamlamayacağım diye kendinize karar verirseniz ve bu iradi disiplini ve iradi duyguyu kendinize hakim kılarsanız belli bir zaman sonra bunda bir alışkanlık kazanır ve başarılı olursunuz. Aksi takdirde bu hengame içerisinde birçok şeyden mahrumiyeti yaşarsınız ve birçok insana da yaşatmak zorunda kalırsınız. Bu dijital yayınlar tabii yayıncılar üzerinde biraz etki meydana getirdi. Şu anda internetin her yerde kullanılıyor olması ve internetin birçok noktada insanların ulaşabilecek bir çalışma alanı olması sebebiyle kitapla ilgili bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi. Basılı anlamda kitaplara artık insanlarımızın biraz daha ilgi ve alakası azalmaya başladı. Zira bu akıllı telefonlar ve iPad'ler üzerinden e-kitap formatlarında yayınlar da başladı artık. Yani dünya üzerinde, küresel anlamda da Avrupa'da, Amerika'da ve diğer Balkanlarda, Orta Asya'da birçok ülkelerde yapılan yayınlarda bir anlamda parmaklarınız ucunda. Aslında bu sadece kitap için değil, tüm yayıncılar için, yani gazete için, dergi için, spor dergileri için vesaire birçok noktada tek bir tuşa indirgendi. Aslında bu bizim gıda anlamında da böyle. Yayın değil işte alet edevat anlamında yani, da böyle. Nalbur hırba davat anlamında da böyle. Her yerde bütün sektörlerde de böyle artık. Evet. Şimdi ürünü çıkardığınız an itibariyle tabii bu bir basılı olduğu için kütüphaneye giriyor. Bunun bir takım ulaşım noktasında lojistikleri, kargoları, sevkiyatları da önem arz ediyor. Yer de önemli oluyor. Mesela yayınlamış olduğunuz 17-18 ciltlik bir kitap kütüphane çok ciddi anlamda yer tutuyor. Ama evet, dijital anlamda çok küçük bir yer tutuyor. Biz tabii bu anlamda biraz dijital noktalarda da kendimizi yenileme anlamında ve bu verilere ulaşma ve insanlarımızın kolay elde etmesi noktasında bir çalışma ve altyapı kurgulaması yapıyoruz. Ama biraz daha buna kitap anlamında ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Halen daha insanlarımızın aslında kitabın kapağını açıp o kitaba şöyle bir baktığını veya dokunmak istediğini ve bazen de okuma yaparken de kalemle bunun altını çizerek veya bir takım yerlerine notlar alarak bu ihtiyacı ve bizzat hissettiğini biliyoruz. Evet. Onun için de şu anda basılı kitabın çok fazla ravaçtan düşeceği kanaatinde değiliz. Ama biliyorsunuz ki şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda... Aslında bölüyorum konuşmanızı. Kitabın kokusu bile
kokusu bile yeterdir yani kitabı eline almak belki için. Belki o yani. Bizim için böyle ama evet. Yeni nesil gençler için bu böyle değil. Ya çünkü kitabın kokusunu alamayacak bir nesil yetişebilir. Evet belki. Şu anda mesela bakanlık Fatih Polis başlattığı için birçok okullarımızda lise birlere tabletler dağıttı biliyorsunuz. EBA diye bilinen sistemle beraber orada birçok ders kitaplarını yüklediler. Öğrenciler artık tabletlerini okula getiriyorlar. Hatta artık kitap bile taşımayacaklar. Yani sırt çantaları da olmayacak. Evet. Tabletlerinden o kitabı açıp oradan okuyacaklar ve elleriyle sayfa sayfa geçecekler. Şu anda bir neslimiz bu şekilde geliyor. Bundan önceki nesle baktığımız zaman onlar kitapla haşır neşir oldular. Yani o kitabı dokunarak, okuyarak yaşadılar. Belki bunlar halen daha bundan vazgeçmeyecekler. Belki bu kitap ölmeyecek. Yani çünkü bunun ortadan kalkması şu anda görünmüyor. Ben kendi bakış açıma göre söylüyorum belki. Evet. Bu biraz subjektif bir değerlendirme olabilir. Belki bir 10 yıl sonra daha farklı bir noktaya gelebiliriz. O zaman bir değişim ve dönüşüm söz konusu olmak durumunda kalacak. Ama bu yine bir basıdı olarak durur. Çünkü kitapla alakalı olan insanlarımızın münasebeti çok farklıdır. Ona bakış da çok farklı, değerlendirme çok farklıdır. Bu verilerin kaybolmamasını insanlarımız istiyorlar. Eskiden kütüphanelere yapılan yatırımlar ve elde edilen kitaplar, harçlıklarımız elde edilen kitaplar şimdi artık dijitallerle parmakların ucuna geldi ve hatta çok da ucuz maliyetlerle karşı karşıya gelmeye başladı. Yani çünkü bir matbaa masrafınız olmayacağı için yani kitabı bilgisayar ortamından direkt başka bir bilgisayar ortamına aktardığınız zaman yani herhangi bir maliyetiniz olmayacağı için dolayısıyla daha düşük fiyatlara satılıyor. Evet. Şimdi okuma tavsiyelerine geçecek olursak hani insanlar özellikle hani tanınmış, bilinmiş, kanaat önderleri diyebileceğimiz yazarlar ve yazarlar, yayın evleri sahipleri çevresindeki insanlara kitap tavsiyesinde bulunuyor. Aa işte bu kitap güzel, bunu okuyun. İşte tabii çevresine etkisi de çok oluyor böyle insanların. Bunu bir dayatma olarak görünen var. Hayır efendim, okuyucu serbest bırakalım, ne istiyorlarsa onu okusunlar. Sizce ne olması gerekiyor? Evet, kitap tavsiye edilmeli mi? Yoksa okuyucu serbest mi bırakılmalı? Şimdi tabii bu tavsiye konusu biraz tecrübi bir şeydir. Evet. İnsanların bu konudaki bakış açıları farklı olabilir. Kimine göre aslında bu tavsiyeler bir lüptür. Yani insanın o noktaya gelinceye kadar birçok okuma yapması da gerekebilir. Veya birinin tavsiyesiyle onu hemen bir anda elde edip hemen o bilgiye ulaşabilir. Ben bir kitap hakkında kanaat sahibi olabilmem için önce onu okumam lazım. Bunu okuduktan sonra eğer kendim o kitaptan istifade etmişsem elbette ki bunu Muhsin Bey ben böyle bir kitap okudum bunu size de tavsiye ediyorum bunu da okuyun diyebilmeliyim. Bu aslında bizim bir mümin, muvahhid bir Müslüman olarak yapmamız gereken bir şeydir. Yani dinde vardır. Doğrusunu evet doğrusunu bir mümin kardeşiyle paylaşmaktır bu. Biz birçok noktada birçok şeyimizi paylaşıyoruz aslında. Bu paylaşımı yaparken yemekte paylaşıyoruz, yolda arkadaşımızı paylaşıyoruz, camide cemaat olup birbirimizle namazımızı paylaşıyoruz, beraber yapıyoruz, sokakta birçok şeyimizi paylaşıyoruz, her şeyimizi, hayatımızın her anlamında birçok şeyimizi paylaşıyoruz. Kitaba da gelince elbette bunlarla ilgili de şöyle bir hadis okudum veya şöyle bir kaynak kitaptan şu mevzuya dikkat kesildim, senin de okumanı isterim, sen de buna bak diyebilmeliyiz. Böyle olursa aslında biz bu Müslüman toplumu bir anlamda yoğurabiliriz, bir anlamda bir noktaya taşıyabiliriz. Bunları birbirimize telkin ederek, tavsiye ederek bunları yapmak aslında bizim bir mümin olarak vazifemizdir. Bu bir dayatma değildir. Zira insanlar birçok şeye sahip olabilirler. Bir markete gittiğiniz zaman raflarda birçok ürün görüyorsunuz. Ama ev hayatında özellikle hanımlarımız, yenge hanımlar birbirlerine ben şöyle bir ürünü aldım, şundan çok istifade ettim veya şu ürünün yemeği çok daha lezzetli oldu veya şunu kullandım, şöyle bir başarıya kavuştum diye birbirlerine bunu tavsiye etmiyorlar mı? Veya evde bir kek, pasta, börek yaptıkları zaman veya şöyle bir bitki çayı kullandım, şuna şifa buldum demiyorlar mı? Diyorlar. Bunlar bir dayatma oluyor mu? Elbette ki hayır. Veya şöyle bir deterjan çıkmış, bu deterjanı kullandım da çamaşırım şöyle yumuşak oldu veya şöyle bir şeyle karşılaştım diyorlar değil mi? Evet. Ve bu noktada da birbirlerini uyarıyorlar. Telefonlarla, bir takım sohbetlerde, ev ziyaretlerinde, oturmalarda bunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Birçok hayatımızın içerisinde yer alan maddelerle alakalı tavsiyelerde bulunuyoruz da, bunlara dikkat kesilip kulak kabartıyoruz da, kitapla alakalı böyle bir tavsiyede niye rahatsız olalım? Böyle bir şey kabul edilebilir bir nokta değildir. O zaman şu olur, bireysel bir yaşam başlar. Zaten Batı'nın istediği sistem budur. Evet.
Herkes kendi keşfetsin, herkes kendisi bulsun, herkes kendisi yakalasın, herkes kendisi öğrensin. Ama ömür dediğiniz şey çok kısa. Zaten bu ömür hayatının 1/3 uykuyla geçiyor. 1/3 dışarıda geçiyor, 1/3 de başka yerlerde geçiyor. Biz bu ömrü niye böyle zayi edelim? Bir meselede bize fayda sağlayan bir konu ortaya çıkmışsa, bunu birbirimize tavsiye etmekten, birbirimize paylaşmaktan daha doğal ne olabilir ki? Aslında kitabın sosyal bir yönü de yok mudur? Evet, bireysel bir yönü vardır. Kitap okudukça bilgi elde ederiz. Sosyal boyutu da kitap okuduğumuz zaman, bilgi elde ettiğimiz zaman çevremizdeki insanlara o bilgilerden faydalanmalarını sağlıyoruz ve aynı zamanda tavsiyelerde bulunuyoruz. İşte şu kitabı okursan sen de faydalanırsın veyahut da faydalandığın o bilgileri çevresindeki insanlara anlatarak çevresindekilerin de faydalanmasını sağlar, değil mi? Şimdi evet, bir örnekle daha anlatayım bunu. Ben şimdi mesela safranboluyum. Bizim memleketimizde farklı ürünler vardır. Evet. Doğu'ya gittiğim zaman farklı ürünler vardır. Mesela ben Siirt'e gittiğim zaman bana dediler ki pervarinin balını size tavsiye ederiz. Pervarinin balını tavsiye ederiz. Şimdi ben pervarili değilim. Pervarede hiç yaşamadım. Pervarede hiç gitmedim. Evet. Ama oradaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız bize bunu tavsiye ettiler. Şimdi bunu niye tavsiye ediyorlar? O ürünü bildikleri için, o yörede yaşadıkları için veya o yörenin balının etkisini hissettikleri için bunu söylüyorlar. Ben o tavsiyeye uydum ve oradan o balı aldım ve yedim. Lezzetine ve tadına ve rayasına hayran kaldım. Şimdi ben bunu kendim bulmam lazım. Ben ne zaman pervaraya giderim? Ben ne zaman pervardaki insanlarla tanışırım? Ben ne zaman pervardaki balın lezzetini hissederim? Ancak kendim keşif yapmamla bunu bulurum. Aynen. Hayat bu kadar uzun değil. Ha, bunlarla alakalı tadı ve lezzet noktasında insanların farklı damakları olabilir. Bu kitabı aldığınız zaman veya bu kitapla alakalı okuma yaptığınız zaman eğer sizi sürüklemiyor ise veya size sıkıntı veriyor ise bunu değiştirebilirsiniz. Veya bununla alakalı farklı şekildeki görüşünüzü de paylaşabilirsiniz. Evet, siz bunu bana tavsiye ettiniz ama ben bu kitapta takıldım şurada, ilerleyemiyorum. Bir tartışma ortamı da ortaya çıkar. Bir sohbete de vesile olur bu. Ve bir bakış açısı yakalanmasını da ortaya çıkartabilir. Eğer o zaman biz hani müminlerle alakalı vasıflar sayılırken hani birbirlerine hayrı tavsiye ederler diyor. Değil mi? Kesinlikle. Siz bir hayrı eğer bilirseniz, bu hayrı siz hissetmişseniz bir Müslüman kardeşinizi bu hayırdan esirgeyemezsiniz. Mahrum edemezsiniz. Dinde böyle bir usul yoktur. Onu tavsiye edeceksiniz. Yani bu aslında bir anlamda maddi gıdayı paylaştığımız gibi manevi anlamdaki lezzetleri ve tadları da paylaşmak esastır. Her yönüyle. Bu başta eşte başlar, ailede başlar, çocuklarda başlar, komşuda başlar, yakın akrabada başlar. Yani daire daire, daire daire, halka halka, bütün etrafa sirayet eder. Bunun için çok fazla insanların bir sıkıntısının olduğu kanaatli değilim. Bu biraz abartılıyor diye düşünüyorum ben. Tavsiye etmek lazımdır. Hatta beraber okumak da lazımdır. Birlikte de mütalaa etmek de önemlidir. Çünkü bizim ilmi geleneğimiz böyledir. Şimdi baktığımız zaman, şimdi kitap okumaktan bahsettik. İzleyicilerimize kitap okumayı teşvik ettik. Şimdi size özel, kişisel bir soru sormak istiyorum. Yayın evi geçmişiniz var. Şu anda da Ensar Vakfı Genel Müdürüsünüz. Siz iyi bir okuyucu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ben kendimi her zaman için iyi bir okuyucu olarak taltif etmedim, takdir de etmedim. Çünkü ilim uçsuz bucaksız bir deryadır. Aslında okuyacak çok kitabımız var. Okunacak da çok eserimiz var. İlmi tetabbuatımız ve ilmi kaynaklarımız gerçekten bir hazine. Bunların hepsini elde etmek çok zor. Normal hayatımız içerisinde bunlara sahip olmak da çok güç aslında. Ama bir söz vardır, bütün ilmi eserler, bütün kaynaklar bir tek eserin anlaşılması için okunur. O da Kur'an'dır. Önce biz Kur'an'ı hakkıyla ve hakkaniyetiyle okumak durumundayız. Yani onu biz içimize, özümüze, gönlümüze, kalbimize, zihnimize yerleştirmek durumundayız. O Kur'an'ı çok okumalıyız. Mealiyle, tefsiriyle okumalıyız. Hazreti Peygamber'in sünneti seniyesine ait olan hadis kitapları, derlemiş olan hadis kitaplarını iyi okumalıyız. Ve bunları hayatımıza tatbik etmeliyiz. Ve bununla beraber de diğer eserleri, yani bir anlamda bunları besleyecek ve bizim hayatımıza ışık olacak eserleri de okumamız lazım. Ben kendimi iyi bir okuyucu olarak hiçbir zaman için nitelendirmem. Çünkü cehaletimiz çok fazladır, ilmi eksikliğimiz çok fazladır. Cenab-ı Hak bu ilmi gelenekte ve ilmi ilim yolculuğunda bizleri hiç ayırmasın.
talebe olarak gelmeyi, talebe olarak yaşamayı ve talebe olarak da hayatımızda son nefesimizi vermeyi bize nasip etsin. Onun için Cenab-ı Hak'tan da bu talip olmayı, talebeliği hiçbir zaman için düşünmemek lazım. Ben hep duamı böyle diyorum. Ya Rabbi bizi talebe olarak yaşat ve talebe olarak öldür diyorum. Amin inşallah. Peki şimdi kitap alacağız ve kitapçıya gittik. Doğru kitabı nasıl seçeceğiz? Yani doğru kitap, şimdi kapağına baktığımız zaman mı doğru kitap olduğunu anlıyoruz? Yoksa yazarına mı bakmak gerekiyor? Arka kapağına mı bakalım? Yoksa yayın evine mi bakalım? Yani doğru kitabın ölçüsü nedir yani? Bunu izleyicilerimize açıklar mısınız? Şimdi doğru kitap, yanlış kitap meselesi insanlarımızın ihtilaf ettiği bir meseledir. Evet. Bazı insanlarımız kitabın görselliğine aldanırlar. Kapağına bakarak kitap alırlar. Evet. Bazısı yazarına bakarak kitap alır. Bazısı arka sayfasını okuyarak kitap alır. Bazısı ön sözünü okur, bazısı içindekileri okur. Hangi konulara değinmiş, neleri anlatmış diye. Bazıları bununla da yetinmez. Oturur, o kitaptan birkaç sayfa okur ve bazı bahisleri okur. Bazen mesela ben kendi usulümü söyleyeyim. Tanımadığım ve bilmediğim bir eserse eğer, kişi hakkında da herhangi bir malumatım yoksa, o kitaptan belli noktalardaki yerleri okurum. Yani zihninde bir şey oluşmuş açısından. Bir meseleye bakış açısı nasıl olmuş, bir mesele hakkındaki kanaatini nasıl ortaya koymuş diyerekten onu okurum. Okuduktan sonra orada zihninde bir şey oluşursa onun devamı noktasında o kitabı tercih edebilirim. Bir kitabın kapağı beni cezbetmez. Ama bu şu demek değildir. Yani kitap kapağı önemsiz, basit, sıradan bir şey olmalıdır demek değildir. Kitabın kapağı da önemlidir. Zira biz elbise giyiyoruz. Kitap kapakları insanın elbisesi gibidir. Yani biz kendimiz görselliğimize önem veriyoruz. Nezih olmamıza önem veriyoruz, temizliğimize önem veriyoruz, saçımıza sakalımıza önem veriyoruz. Kitabın bir kapağı da aslında kitabın içindekini anlatması lazım. Yani görüntüsüdür bir anlamda. Aslında ön bölümde bahsetmiştik, birinci bölümde. Hani görsel öğelerle bizi televizyona bağlıyorlar. Biz de görsel öğelerle insanları televizyondan alıkoyup kitaplara yönlendirebiliriz. Yani kitabın kapağını bu şekilde de düşünebilir miyiz? Tabii bu bir aslında bir parçasıdır bunun. Ama esas önemli olan içindeki hazinedir. İçindeki hazine de yazılan o ilmi bilgilerdir. Değerli olan şey odur. Kapak aslında ona bir giriş mesabesindedir. Yani bir anahtarıdır. Tabii şu anda ürün yelpazesinin çeşitli olması bir takım farklı çalışmaların ortaya konmasına sebep oluyor. Özellikle kitap anlamında kapak noktasında grafik çalışması yapan bir takım arkadaşlarımızın bu anlamda sanat icra etmesi gerekiyor. Niye? Çocuklara karşı farklı bir ürün ortaya koyması lazım. Gençlere göre farklı bir ürün ortaya koyması lazım. Belli bir yaş grubu, orta yaş dediğimiz kişilere göre bir ürün ortaya koyması gerekir. Şimdi bunların hepsi farklı farklı. Mesela bazen insanlarımızdan şöyle eleştiriler alabiliyoruz. Ya ben 65 yaşındayım, bu kitabı gözlüksüz okuyamıyorum. Yazı puntlarınız çok küçük. Biraz daha bunu büyük yapamaz mısınız diyor. Ama siz bu kitabı çok daha büyük yaptığınız zaman belki de binlerce sayfa haline gelecek. Bunu yapma imkanınız yok. Çünkü burada bir maliyet de var. Bunu da düşünmek durumundasınız. Peki o insan haksız mı? Hayır değil. Çünkü okuma gözde olur. Gözlük de olur belki yaş grubuna göre. Okumak istiyor ama okuyamıyor. O da ciddi bir sıkıntı meydana getiriyor. Belki 50 sayfa okumak istiyor ama 5 sayfayı zor okuyor. Evet. Bu da insanın şeyine göre, fiziki şartlarına göre değişkenlik arz edebiliyor. Tabii herkes için ayrı bir kitap basmanız mümkün olur. Değil, evet. Şimdi biz ona göre bir planlama yapmak durumundayız. Yani bu işin aslında vasat bir ümmet olmamız hasebiyle ortasını bulmak durumundayız. Evet. Ne çok cafcaflı, canlı işler yapacağız, ne de çok sıradan basit işler yapacağız. Belli bir noktada ihtiyacı karşılayabilecek noktada insanlarımızın sıkıntılarını giderecek faaliyetler icra etmemiz lazım. Bu anlamda gerek yazarlarımız, gerekse yayıncılarımız, yani çünkü yayın da bir markadır. Çünkü yayın evlerinin kendine göre bir yayın kurulu vardır, bir editoryal çalışması vardır, bir musahhih heyeti vardır, onun görseliyle alakalı mizampaj ekipleri vardır, grafikleri vardır. Bir sürü mutfak kısmında olan bir sürü ekipleri vardır. Aslında biz bu mutfak kısmından önceki programlarımızda çok bahsettik. Evet. Burada girmek istemedik aslında. Burada daha çok işin özünü almak istedik. Şimdi kitap tiryakiliğinden bahsedecek olursak, böyle bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yani kitap tiryakiliği var mıdır? Vardır. Varsa nasıl anlayacak insan kitap tiryakisi midir, değil midir? Kitap tiryakileri çok okur.
Çok keşfe çıkarlar. Ne çıkmış, ne zaman çıkmış, kim ne çıkarmış bilirler. Mesela bazen Ramazanlarda biliyorum ben, fuarlar olur bilirsiniz. Evet. Bizim öyle kitap tiryakilerimiz vardır. Gelir zat-ı muhterem, beyefendi, oturur oraya. Der ki, geçen seneden, Ramazan ayından bugüne kadar hangi eserleriniz çıktı, bana bunları önüme koyun der. Onların hepsini alır. Kaç kitap çıkarmışız biz geçen sene Ramazan'dan bugüne kadar? 100 kitap mı? 100 kitabın hepsini alır gider. Böyle insanlar da var. Böyle insanlar var, evet. Yani çok karamsar olmamak gerekiyor. Hayır, o çok enteresan insanlar vardır böyle. Mesela bir eser yayınlarsanız, o eserinizle alakalı bir yerde bir noktayı görür o. Onu hemen size mail atar veya telefon açar. Burada şu meseleye denk geldim, bu aslında şu konuya mugayir olmuş der veya yazar bu eserinde filan yerdeki noktayla kendisini naksetmiş der. Çok dikkatli okuyucular vardır. Hatta tahsil yapan insanlarımız bile vardır. Ben yayıncılıkta tahsil eserlerine bile geldiğini biliyorum. Gelip mesela ya ben bu eseri okudum, hatta okurken de tahsil ettim, bunu size vereyim de siz bana bunun yenisini verin diyenler de olmuştur yani. Güzel böyle anekdotlar da var yaşadığımız. Şimdi kitap okuyoruz. Kitaptan bilgi almak için okuyoruz elbette. Peki bilgi alırken, kitap okurken kitapların üstüne not almak, altını çizmek, bunun bir faydası var mıdır, yoksa kitabı karalamış mı oluruz sadece? Hayır, kitabın parçalanması lazım bence. Yani iyi bir okuyucu, tahkikle okuyan ve bunlarla ilgili gerçekten altını üstünü çizen, karalayan, soru soran ve bir takım usullerle o kitabı yoğuran insandır aslında. İyi bir okuyucu bunu yapar. Hatta bazı okudukları yerlere notlar alıp da atıflar yapar bazı yerlere. Bu iyi bir okuyucudur, dikkatli bir okuyucudur. Eğer bir kitap tertemiz bırakılmışsa, herhangi bir şekilde üzerinde bir yazı çizi, bir karalama olmamışsa bu okumak değildir. Bu yüzeysel olarak sayfaları çevirmektir. Çünkü okuma aslında hem zihnen, hem gözlen, hem bedenen, hem kalben, hem ilmen, hem fikren olmalıdır. Böyle okursanız o bilgi sizin zihninize yerleşir ve okuduğunuzdan istifade edersiniz. Ve hatta iyi bir okuyucu ve iyi bir okuma yapan insanın notları vardır. Yanında mutlaka defteri olur. Bunu taşır ve bununla alakalı bazı özel konuları da oraya yazar ve onun da sorusu varsa o sorusunu sorar ve ondan da istifade etmeye çalışır. İyi bir okuma böyle olur aslında. Kitap parçalanmamışsa, kitap bir anlamda dejenere olmamışsa, yani kullanılmamışsa dört dörtlük bir anlamda bu okuma değildir. O sadece kitabın sayfalarını böyle yukarıdan aşağıya sağdan sola çevirmektir. Buna da dikkat edenler vardır. Yani kitabıma bir şey olmasın diyenler vardır. Ama bu değildir. Yani biz bunu niye aldık? Kullanmak için aldık, okumak için aldık, istifade etmek için aldık. Biz elbiseyi niye alırız, niye giyeriz? Bizi görsel anlamda korusun diye alırız. Bu yıpranmasın derseniz, buna bir şey olmasın derseniz, bunu gardırobundan çıkarmamanız lazım. Şimdi evlerde kütüphane vardır, kitapları koyarlar. Bakın kitapların hepsi tozlanmıştır, yerinden bile oynamamıştır. Bakarsınız burasında simsiyah toz vardır. Bu niye tozlanır veya sararmıştır bu? Yani kitap kullanılmayınca tabii ki tozlanır. Aslında biraz da görsel öğe olsun diye işte salonda misafirlerini ağırırken, aa işte ne güzel kitaplık varmış demeksi için insanların koyduğu şeylerdir. Aslında bundan önceki programlarda yayın evleri sahipleri işte metreyle gelip ölçü alanlar bile olmuş yani. İşte şu metre kadar kitap lazım bana diyenler de olmuş doğrudur, yani. Doğrudur. Şimdi rahmetli babaannem vardı mesela, çok Kur'an okurdu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kur'an'ının bütün sayfaları artık böyle çeviri çeviri parçalanmıştı ve simsiyah olmuştu. Yani böyle olacak okuma. Çok okurdu mesela, çok şey yapardı. Devamlı şeyle Kur'an'la çok haşır neşir olurdu. Şimdi biz okumamızı da böyle yaparsak eğer bir istifademiz olur. Evlerimize eşya alıyoruz. Bu eşyayı ne diye alıyoruz biz? Görüntü olsun diye, kullanmak için alıyoruz. Kullanacağız eşyamızı, yıpratacağız. Onu belki de değerlendirip belki biz zaman sonra yeni salacağız. Şimdi bunu okuduk biz, bitti. Belki bunun 5. baskısı daha güzel çıkacak. Doğrudur. Ama bunu biz okumuşsak eğer bunu atmamamız lazım. Yine bu bizim başucu kitabımızdır. Bunu her daim kullanmamız lazım. Evet. Ben şimdi bakıyorum mesela yıllardır babam iyi bir okuyucudur. İyi kitap okur mesela kendisi. Çok eskiden mesela kalan kitapları vardır. Ona gözü gibi bakar. Ben biliyorum mesela bende yeniler var. Onun eskisi var ama. O daha kıymetli şimdi bana göre. Çünkü onun emeği var. Alnının teri var.
belki yemediği bir rızkın oraya aktarılması var. Bu başka bir şeydir. Bu okuma ve kendini orada bulma çok bambaşka bir şeydir. Şimdi son bir sorum olacak. Süremiz de azaldı zaten. Bitirmek durumundayız. Kitap okurken ne olacak? Kitap okuduğumuz zaman ne olacak? Ne kazanacağız? Bundan bahsettik. Peki kitap okumasak ne kaybederiz? Sosyal hayatımız ne tür etkilenir? Kısaca alabilir miyiz? Kitap okursak dünyayı da kazanırız, ahireti de kazanırız. Okumazsak dünyayı da kaybederiz, ahireti de kaybederiz. İlim bizim her şeyimizdir. İlim bizim yitik malımızdır. Ona ulaşmak için, ona kavuşmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Çünkü biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ı bilmek, peygamberini tanımak, İslam'ı ve Kur'an'ı öğrenmek ve hakkıyla yaşamak için gönderildik. Bunun neticesinde kısa bir durağımız olan dünya hayatındaki yaşantımızı bunlarla mezzedersek, bunlarla süslersek, bu ilmi kaynaklarla kendimizi beslersek yaşadığımız hayatın bir anlamı olur. Aksi takdirde bu dünyaya boş gelmiş, boş gitmiş oluruz. İnsan boşuna yaratılmamıştır ve boşla yaratılmamıştır. Bu dünyadan ebedi aleme giderken yanında getirecekleri vardır. O da kazandığı ilimdir. Onu ebedi alemde kurtaracak olan da o ilimdir. İlme verdiği hürmettir, ilme verdiği olan bakıştır. Onun için Rabbim bizi kitaptan uzak tutmasın, kitapla haşır neşir eylesin, bizi kitapla müşerref eylesin, kitapla hemhal olanlardan eylesin ve o kitabı da hakkıyla hayatımızda yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Hayatımızda bizzat uygulayanlardan eylesin. Bu ilim olmazsa bir sıradan, basit bir hayat yaşarız. Onda hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bunun belki de hayvanlardan bile bir farkı olmayacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Bizi de güzel ağırladınız. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Soru ve istek görüşleriniz için aşağıda sosyal medya hesaplarımız var ve telefon numaralarımız var. Oradan ulaşıp bize soru ve istek görüşlerinizi iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle.